başkanlarına davet ediyorum. İyi akşamlar. Show Haber'le karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ilk kez Esad rejimini hedef aldı. Operasyon bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın da aktif olarak kullandığı Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'nü gün ağarmadan Tomahawk füzeleriyle vurdu. 3 gün önce İdlib'de onlarca çocuğun öldüğü kimyasal saldırı sonrası Amerika'nın yaptığı operasyonda 59 füze ateşlendi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Tomahawk füzeleri peş peşe ateşlendi. Suriye'nin aktif olarak kullandığı hava üssü yerle bir edildi. Amerika 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de rejimi ilk kez füzelerle vurdu. Dünyanın gözü bir kez daha Suriye'ye çevrildi. İlk füze yerel saatle 3.45'te ateşlendi. ABD'nin hedefinde Esad'ın Şayrat Hava Üssü vardı. Tam 59 Tomahawk füzesi ABD'nin Doğu Akdeniz'de bulunan savaş gemilerinden ateşlendi. Geçtiğimiz günlerde kimyasal saldırının gerçekleştiği Han Şehun kasabasına Şayrat Hava Üssü tam 100 kilometre mesafede bulunuyor. Hatta o kimyasal saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarında Şayrat Hava Üssü'nden kalktığı iddia edilmişti. Suriye 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Amerika'nın saldırısının sınırlı olduğu ve beklendiği açıklandı. Saldırı öncesi üstteki uçakların boşaltıldığı, üst düzey yetkililerin Lübnan'a kaçtığı iddia edildi. Şayrat Hava Üssü 59 Tomahawk füzesiyle vurulduktan sonra uydudan böyle görüntülendi. Özellikle de pistin değil, hava savunma sistemlerinin, depoların, radarların ve uçak hangarlarının vurulduğu gözlendi. Son dönemde Suriye'de en aktif olarak kullanılan hava üslerinden biriydi ve Rusya'da bu üssü aktif olarak kullanıyordu. Şayrat Üssü'nde 30'a yakın uçağın olduğu ama bunlardan sadece 10'unun uçabildiği iddialar arasında. Saldırıda 9 uçağın hasar gördüğü duyuruldu. Pentagon, Tomahawk füzelerinin ateşlendiği anların görüntüsünü de paylaştı. Peki Tomahawk füzesi nedir? Hangi özellikleri taşıyor? ABD ilk olarak Tomahawk füzelerini 1991 yılında Körfez Savaşı'nda kullandığı akıllı füze olarak biliniyor. Hareketli hedefleri vurabiliyor, nükleer başlık takılabiliyor ve ateşlendikten kısa süre sonra alçak irtifaya geçerek yüzeye paralel olarak uçuyor. Ve bu süre zarfında radara hiçbir şekilde yakalanmıyor. Önüne çıkan engelleri ise etrafından dolaşarak aşıyor. Amerika'nın Suriye'deki hava üssüne attığı Tomahawk füzelerinin her biri 1.500.000 dolar civarında. 59 füzenin maliyeti yaklaşık 88.500.000 dolar. Yani Türk lirasıyla 330 milyon lira. Seyir füzesi olarak bilinen Tomahawk'lar gemiden, deniz altından ve karada konuşlu lançerlerden fırlatılabiliyor. ABD bugüne kadar sadece İngiltere'ye Tomahawk füzesi sattı. Tam 1100 kilometre menzili var ve 1600 kilo ağırlığında, 450 kiloda savaş başlığı taşıyor. Amerika'nın savaş uçakları yerine uzun menzilli Tomahawk füzelerini kullanmasının nedeni olarak Suriye'deki S-400 hava savunma sistemine yakalanmamak olduğu ileri sürüldü. Sayın seyirciler, Amerika'nın Esad yönetimine füze yağdırmasının ardından dünya ikiye bölündü. Başını Rusya'nın çektiği İran, Çin ve tabii ki Şam yönetimi operasyona sert tepki gösterdi. Rus Başbakan Medvedev, Amerika ile çatışmaya ramak kaldı dedi. Avrupa ülkeleri ve İsrail'dense destek yağdı. Ne NATO ne de Birleşmiş Milletler kararını beklemeden Suriye'yi vuran Trump, operasyonun hemen ardından kameraların karşısındaydı. Diktatör dediği Beşar Esad'a karşı Amerika'ya katılın dedi. Amerika 6 yıldır süren krizde ilk kez Suriye hükümetini doğrudan hedef aldı. Dünyayı şok eden operasyonun ardından bütün gözler Amerikan Başkanı Trump'taydı. Suriyeli diktatör Beşar el-Esad salı günü korkunç bir kimyasal saldırıyla masum sivilleri vurdu. Esad ölümcül bir sinir gazı kullandı. Savunmasız erkekleri, kadınları ve çocukları boğarak öldürdü. Florida'daki evinden açıklama yaptı Trump. Operasyon emrini verdiğini söyledi. Güzel bebekler vahşice katledildi bu barbarca saldırıda. Tanrı'nın hiçbir evladı böyle bir acıyı yaşamamalı. Bu akşam Suriye'de o kimyasal saldırının gerçekleştiği hava üssüne yönelik sınırlı bir hava saldırısı emri verdim. Trump kimyasal silahların Amerika'nın kırmızı çizgisi olduğunu yineledi. Suriye şüphesiz ki yasaklı silahları kullandı. Kimyasal silahlar konvansiyonu anlaşmasını ihlal etti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ciddiye almadı. Esad'ı değiştirmek için yapılan çabalar tamamen boşa gitti. Hem de dramatik şekilde boşa gitti. Sonunda da mülteci krizi derinleşiyor, bölgedeki istikrarsızlık sürüyor. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri için tehdittir. Bu akşam tüm medeni ülkeleri Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmaya davet ediyorum. Amerika'ya ilk tepki Rusya'dan geldi. Oldukça da sertti. Başkan Putin saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi. İlk olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağıran Rusya, ikinci adım olarak Suriye'de Amerika ile imzalanan uçuş güvenliği anlaşmasını askıya aldı. Kremlin'den yapılan açıklamada da Amerika'nın Suriye'yi vurmasının de facto olarak, yani fiilen terörist grupların çıkarlarına hizmet ettiği söylendi. Hemen ardından da Rusya'dan kritik bir hamle daha geldi. Savunma Bakanlığı Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesine yardım edeceklerini duyurdu. Şam yönetimi ise Amerikan füzelerinin yağmasının ardından geri adım atmadı. Terörle mücadelede kararlılığımız arttı. Saldırı aptalca ve sorumsuzca dedi. İran'da saldırıyı tek cümle açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan, İsrail destek verdi. İngiltere hükümeti barbarca yapılan kimyasal silah saldırısına karşı uygun bir yanıt olarak değerlendirdi. Sayın seyirciler, Amerika'nın Tomahawk'lı operasyonu Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi. Erdoğan operasyonu olumlu bulduğunu söyledi ama yeterli olmadığının altını çizdi. Hatay'da Suriye sınırının hemen yanı başında konuşan Erdoğan, her alanda ciddi adımlar atılma zamanının geldiğini söyledi ve bunun bir başlangıç olmasını diliyorum dedi. Olumlu bulduğumuzu burada Hatay'dan ifade etmek istiyorum. Hatay'da Suriye'nin hemen yanı başında kimyasal bombardımanın yaşandığı adres İdlib'in 85 kilometre ötesinde Amerika'nın füze saldırısının önceliğini aldı. Yeterli değil dedi. Ben bunu da yeterli görmüyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte ne olacağını hep birlikte takip etmeliyiz. Her alanda ciddi ve netice almaya yönelik adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Bir başlangıç olmasını diliyorum. Esad rejimine hedef aldı, devlet terörü uyguluyor dedi bir kez daha. Uluslararası camiaya seslendi. Bu yaşananların ardından herkesin bulunduğu yeri, pozisyonunu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu adam ancak lanet lanıdır. Cumhurbaşkanı güvenli bölge isteğini yineledi. Türkiye'nin elindeki tüm imkanlarla mazlumların yanında olacağını söyledi. İdeolojik saplantıları sebebiyle bu çocuk katillerinin yanında yer alan, hatta askerliğine soyulanların bize saldırmasının sebebi bu değil mi? 16 Nisan Türkiye'nin işte bu çocuk katilleriyle anladıkları dilden hesaplaşmasının da yolunu açacaktır. Erdoğan sözü 16 Nisan'a getirdiğinde sorusu yine Suriye bağlantılıydı. Hatay 16 Nisan'da çocuk katillerine dersini verecek bir Türkiye için evet diyor mu? Cumhurbaşkanı çözüm ortada dedi. Yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini vurguladı. Neden istikrarsızlık üreten bir sistemde ısrar ediyoruz? Çünkü Türkiye'yi her 10 yılda bir darbelerle, cuntalarla dizayn edenler böyle istediler. Özel olarak geliştirilmiş çarpık bir sistemi işte gelin diyorum. 16 Nisan'da değiştirelim. Ve CHP liderinin kontrollü darbe sözü. O darbe girişiminin faillerini içeri tıkan kim diye sordu. Kılıçdaroğlu kendinde misin? Sen yargılamayı da bizden mi bekliyorsun? Her şey yalan ya. Mesele siyasi ya da parti meselesi değil diyerek evet çağrısı yaptı. Hatay'ı hep mezhepçilikle anıyorlar. Ben diyorum ki 16 Nisan'da değerli kardeşlerim, mezhebi filan hepsini bir kenara koyun. Esed şu mezheptendir, ben de o mezheptenim diye yaklaşmayın olaylara. Cumhurbaşkanının Hatay'da meydanda bir afiş dikkatini çekti. Bir sana doyamadık reis, bir de künefeye. Ben de sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanının bir fotoğrafı da ilk kez paylaşıldı. Erdoğan'ın Enerji Bakanı Albayrak'ın oğlu torunu Ahmet'e Kur'an öğretirken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ve Ankara Suriye'deki gelişmeleri an be an takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı Şayrat Üssü'ne ilk füzenin düşmesinin ardından sıcağı sıcağına açıklama yaptı. Geç kalınmış bir adım vurgusuyla birlikte Amerika'nın operasyonu için olumlu mesajları paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esad insanlık suçlarından önce hesap vermeliydi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Obama döneminde Esad rejiminin bu katliamlarına göz yumulduğu gibi daha da cesaretlendiren bir takım yaklaşımlar ortaya koyuldu. Askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Amerikan füzeleri Suriye'ye düştüğü andan itibaren tüm dünyanın gözü kulağı bölgeye çevrildi. O bombardıman sonrası peş peşe geldi açıklamalar. Ankara geç kalınmış adım vurgusu yaptı. Suriye rejiminin İşlediği bu savaş ve insanlık suçundan dolayı daha önce de hesap vermesi gerekiyordu. Bu askeri harekatın, bu kararlılığın sebebi Esad rejiminin ortaya koyduğu katliamdır. İdlib'deki katliam sonrası Pentagon düğmeye bastı. Dışişleri, Washington doğrusunu yaptı, destekliyoruz dedi. Ortak hedef Esad rejimiydi. Bu rejimi bir an evvel artık Suriye'nin başından uzaklaştırmak lazım. Bu kişinin buradan uzaklaştırılması için hangi adımlar gerekiyorsa bunları oturup karar verip değerlendirip o adımları da atmak lazım. Rusya rejimi destekleyen bir tutum içerisinde olmaktadır. Bunu da kabul etmek mümkün değildir. Esad'sız bir geçiş hükümeti olmalı diyen Çavuşoğlu, Amerika'nın Ankara'ya, koalisyon güçlerine bilgi verip vermediği merakını da giderdi. Koalisyona bilgi verildi. Bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'la müsteşarımız Ümit Bey'le temasa geçti. Hem Amerika hem de Rusya ile temas halinde Ankara. Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla diplomatik temas kurmak için de adım attı. Bir kişinin arkasında durmayalım. Hele hele bu kişi zalimse ve kimyasal silah kullanabiliyorsa bu kişileri meşrulaştırmamamız lazım. Ankara Amerika'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi. Acilen uçuşa yasak ve güvenli bölge oluşturulmasını istedi. Türkiye bölgedeki gelişmeleri an be an takibe de devam ediyor. Sayın seyirciler, 4 Mart'ta Amanos Dağı eteklerine düşen Suriye'ye ait savaş uçağının paraşütle atlayarak yaralı kurtulan pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufan casusluk ve sınır ihlali suçlamasıyla tutuklandı. İdlib'i bombalamak için Laskiye üstünden havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait tek kişilik MiG-21 tipi savaş uçağı 35 gün önce Hatay'a düşmüş, pilotu paraşütle atlayıp yaralı kurtulmuştu. Dünya bugün flash haberlerin birinin yankısı dinmeden bir diğeriyle sarsıldı. Son haber akşam saatlerinde geldi. Terör artık korkunç yüzünü kamyonlarla gösteriyor. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından bu kez de İsveç bir terör saldırısıyla sarsıldı. Çalıntı kamyonla Stockholm sokaklarında önüne çıkanı ezen saldırgan bir alışveriş merkezine girdi. Saldırı daha birkaç saat önce gerçekleşti. O anlarda yaşanan panikse büyüktü. Sokak bir anda çığlıklar ve silah sesleriyle yankılandı. Kamyonla caddede terör estiren saldırgan alışveriş merkezine girmeye çalıştı. Ancak sıkıştı. Kamyon yanarken kaçmaya çalıştı. Saldırıda 3 kişi öldü. Çok sayıda da yaralı var. İsveç'in başkenti Stockholm kamyonlu terörle sarsıldı. Kentin en işlek caddesinde bir kamyon ortalığı birbirine kattı. İlk anlarda herkes bir trafik kazası sandı. Ancak silah sesleri üstüne işin rengi değişti. Görgü tanıklarına göre kamyonu kullanan kişi ateş etti. Yaya olarak kaçtı. Saldırıdan dakikalar sonra bir kişi polis tarafından yakalandı. Gözaltına alındı. Kimliği ise açıklanmadı. Terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Sokak ortasındaki yaralılara ekipler müdahale etti. İtfaiye ise kamyonda çıkan yangını söndürdü. Bölge güvenlik çemberine alındı. Saldırının ardından şehirdeki tüm metro seferleri durduruldu ve metro istasyonları boşaltıldı. Dakikalar sonra ilk resmi açıklama geldi. İsveç Başbakanı Löfven, olay bir terör saldırısıdır dedi. Polis kalabalık yerlerden uzak durulması çağrısında bulundu. Ülkede alarm sona ermiş değil. Başbakan Şırnak ve Hakkari'de devam etti referandum mesaisine. Yıldırım, Kürtlerin PKK sorunu var ve bu sorunun da sonuna geldik, kandillerini söndüreceğiz diyerek terör örgütüne rest çekti. Başbakan PKK ve FETÖ'ye yüklenirken HDP'ye de veryansın etti. Kandil'in uşakları dışarıda Türkiye'yi şikayet ediyorlar dedi. Kürtlerin PKK sorunu var. Bu sorunun da sonuna geldik. Bunların kandilini söndüreceğiz. Referandum mesaisinde Şırnak ve Hakkari'deydi. PKK, FETÖ ortak çalışıyorlar. İkisi de ihanet çetesi diyerek yüklendi. Darbe başarısız olunca yeni bir talimat geliyor Kandil'den. Diyor ki artık darbeyi kaybetti FETÖ'cüler. Atış serbest. Askere saldırabilirsiniz. Kürt seçmene seslendi. Aramıza ayrılık sokmaya çalışıyorlar. Türk, Kürt etle tırnak gibidir dedi. Şarkıyla destekledi sözlerini. Alçak PKK terör örgütünü bir daha aramıza sokmamaya kararlı mıyız? Bunlara geçit vermeyeceğiz değil mi Şırnak? PKK terör örgütüne sert sözlerle yüklendi. Şırnağı, Cizre'yi yaktılar, yıktılar derken HDP'ye ateş püskürdü. Bu HDP'liler Kandil'in uşakları batıya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Ne diyorlar? Devlet Cizre'yi yaktı, devlet Şırnağı yaktı. Kürtler bu işin kimin yaptığını çok iyi bilir. Çok iyi biliyor. Anayasa paketine fazla girmedi. Terör ağırlıklıydı gündemi. Şırnak'tan Hakkari'ye helikopterle geçti. Yıldırım'a gökyüzünde atak helikopterlere eşlik etti. Hakkari'de de gündemi yine terör ve referandumdu. Bu alçaklar bir daha sizin kılınıza dokunamayacak. Hiç merak etmeyin. Sayın seyirciler, okullara referandum tatili. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 17 Nisan'da yani referandumdan bir gün sonra okulların tatil edildiğini açıkladı. Halk oylamasında sandık kurullarında yer alacak öğretmenler ve okul düzeni nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiğini söyleyen bakan, kararın Başbakan Yıldırım'ın talimatı doğrultusunda alındığını söyledi. MHP lideri de bugün Afyon'daydı. Amerika'nın Suriye müdahalesini olumlu ve yerinde bulduğunu söyleyen Bahçeli, referandum gündemine geçtiğinde CHP'li Hüsnü Bozkurt'u sert sözlerle eleştirdi. MHP lideri Bozkurt için laf söyledi balkabağı, koy tabağı ye sabaha dedi. Bu insanlık dışı cinayeti Afyonkarahisar'dan lanetliyorum. Rejim güçlerinin İdlib saldırısını lanetledi. Esad layığını bulmuştur dedi. Gündemin en sıcak başlığı Amerika'nın Suriye müdahalesini değerlendirdi. Masumlara alçakça saldıran, bebeklere zehirli gaz fırlatan Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır. MHP lideri Bahçeli Afyonkarahisar'da verdi mesajlarını. Hedefine CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt'u aldı. Sert sözlerle yüklendi. Laf etti bal kabağı, koy tabağa, ye sabaha. Söz konusu milletvekilinin tercümesi budur. CHP'ye de sıraladı eleştirilerini. Ses tonu her geçen dakika biraz daha yükseldi. Bu CHP denizden geçeyim derken çayda boğulacak kadar fikirsiz ve kabiliyetsizdir. Düştüğü denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmıştır. Ve Kerkük'teki bayrak krizi. Bahçeli, Barzani dikkat etsin dedi. Aklını başına alsın. Şayet Türk milletinin ayranı kabarırsa milli ruhta mahfuz halde duran taarruz ruhu açığa çıkarsa hayat ona zindan olacaktır. Sayın seyirciler, Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılmak için yola çıkan bir grup genci taşıyan otobüs kaza yaptı. Şarampole devrilen araçta 3 kişi öldü, 24 yolcu da yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gelen kafileyi taşıyan otobüs devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 29 yolcu da yaralı. Kazazedelerin yardımına giden ambulans sele kapıldı ve içindeki görevlerle birlikte mahsur kaldı. Şiddetli yağışın olduğu bölgede karayolunu su basarken bazı araçlar suyun içinde kurtarılmayı bekledi. Selin ortasında kalan otomobilleri kurtarmak için itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere Kozan'dan Adana'ya doğru yola çıkan kafileyi taşıyan araç aşırı yağışın da etkisiyle yoldan çıktı ve şarampole devrildi. Feci kazada yaralananlara müdahale için olay yerine sevk edilen ambulans da içindeki sağlık ekibiyle birlikte selin ortasında kaldı. Daha geriye. Oluşan trafik nedeniyle bölgeye sevk edilen ambulanslar da olay yerine ulaşmakta zorlandı. Mahsur kalan ambulans, jandarma ve kurtarma ekiplerinin çabasıyla suyun içinden çıkarıldı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken kazada 3 yolcu hayatını kaybetti. Yolda mahsur kalan diğer araçlar da kurtarma ekiplerinin çabasıyla selin içinden çıkarıldı. Sayın seyirciler, Osmaniye'de bir fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle 3 işçi hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 11 kişi ise tedavi altına alındı. Kaza organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir metalurji fabrikasında yaşandı. Gazdan etkilenen Mustafa Köprü, Mustafa Özsoy ve Murat Güçlüer isimli 3 işçi yaşamını yitirdi. FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Denizli Emniyet İmamı olduğu iddia edilen iş adamı Abdullah Yağcı İstanbul'da bir kafede eşiyle birlikte otururken yakalandı. Polislere sahte kimlik veren firari zanlı dedektifleri kandıramadı. FETÖ'den aranan firari iş adamı İstanbul'da bir kafede böyle yakalandı. Polislere sahte kimlik verdi ama onları kandıramadı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan iş adamı Abdullah Yağcı'nın İstanbul'da saklandığı tespit edildi. Polis firari zanlının Avcılar'da bir kafede eşiyle birlikte oturduğunu tespit etti. İkilinin masaya gelen tanıdıkları ve bir personelle sohbeti polislerin içeri girmesiyle bölündü. Önce eşi, sonra kendisi polislere kimlik uzattı. Ama FETÖ'den aranan iş adamının verdiği kimlikte başka bir isim yazıyordu. Yakalanmamak için telefon kullanmıyor, 4 aydır İstanbul'da saklanıyordu. İddialara göre eşi onu komşularına abisi olarak tanıtmıştı. Şirketleri TMSF'ye devredilen zanlı emniyetteki ifadelerinde de gerçek kimliğini saklamaya çalıştı. Ama çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Televizyon programlarında izledi, sesini değiştirmek için uçan balondan helyum gazı çekip hayatını kaybetti. 9 yaşındaki küçük Eymen'in ölümü çok kolaylıkla ulaşılabilen helyum gazını tartışmaya açtı. Ailesi başka Eymenler de ölmesin diye helyum ve uçan balon satışına bir yasak getirilmesini istiyor. Ben çok çekeceğim. Show programlarında, internette, sosyal medyada hızla yayılan o çılgınlığa özendi. Daha 9 yaşındaydı, hayata veda etti. Helyum gazıyla sesini değiştirme hevesi küçük Eymen'in sonu oldu. Ailesine tarifsiz acıyı yaşattı. Doğum günlerinin, kutlamaların, partilerin vazgeçilmezi uçan balonlar her ne kadar masum görünse de küçük Eymen'in 9 yaşında hayata veda etmesine sebep de doğum günü partisinden kalan bir uçan balon oldu. Eymen televizyon programlarından, internette izlediklerinden etkilendi ve uçan balonun içindeki helyum gazını sırf sesini değiştirmek için içine çekti. İşte o oyun Eymen'in sonunu getirdi. Bunu çektikçe komik hale geldiğini düşünüyor ve çekmeye devam ediyor. Çekip bırakıyor, çekip bırakıyor. Daha sonra düşüyor. Bayram ailesinin 3 çocuğundan en küçüğüydü Muhammed Eymen. Helyumla sesinin değiştiğini televizyondan öğrenmişti. Evdeki uçan balonu görünce denemek istedi. Tek amacı gülüp eğlenmekti. Ama o oyun çok acı bitti. Bu kadar basit, bu kadar sudan bir sebepten 9 yaşında bir çocuk öldü. Eymen sırf sesi değişsin diye helyum gazını soluduktan kısa bir süre sonra morarıp yere yığıldı. Kalbi durdu. İlk müdahaleyi evde emekli hemşire olan bakıcısı yaptı. Ardından buraya Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi ama geldiğinde bir kez daha durmuştu minik kalbi. 15 dakikalık müdahalenin ardından kalbi bir kez daha çalıştırıldı ama Eymen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayata tutunamadı. Yanıcı, parlayıcı, zehirli değil ama solunduğunda tehlikeli olabilen bir gaz helyum. Aslında balonları uçurmak için kullanılıyor. Ancak akciğerlere oksijen alımını engelleyebiliyor. İşte bu nedenle de kişi bayılma nöbeti geçiriyor. Hayati organlar durup ani ölümle sonuçlanabiliyor. Tıpkı Eymen'in başına gelenler gibi. Televizyonda bir takım programlardan etkilenerek yapmış olduğu bir oyun. İşte bu tüpler parti ellerinde balonları şişirmek için kullanılan sanayi tipi helyum tüpleri. Ancak evde kendi balonunu kendi şişirmek isteyenler için de kolaylıkla 140 lira bedelle erişilebilecek ev tipi helyum tüpleri de var. Zaten dikkat edilmesi gereken, önlem alınması gereken de işte bu tüpler. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da var aynı çılgınlık. İngiltere Prensi Harry'den Hollywood yıldızlarına kadar pek çok ünlü ismin helyum soluyup eğlenirken fotoğrafları, videoları dolaşıyor internette. Ancak o eğlencenin bedeli böylesine ağır olmasın diye bir an önce helyum satışının kontrol altına alınmasını istiyor Eymen'in ailesi. Başka Eymenler ölmesin diye. Evini kiraya verdiği genç kadın bir arkadaşıyla gelip eve bakmak istedi. 68 yaşındaki ev sahibi kendini bir anda kurşun yağmurunun ortasında buldu. Evi kiraladığı kadının kocası eve baskın yapmıştı. Boşanmak üzere olduğu karısını başka bir adamla gördü. Girdikleri dairede peş peşe tetiğe bastı. Oysa genç kadın kiraladığı daireyle ilgili ev sahibiyle görüşmeye gelmişti. Açılan ateşte 68 yaşındaki ev sahibi hayatını kaybetti. Emekli astsubay ve eşi boşanmaya karar verdi. Bir süredir ayrı yaşıyorlardı. Dün 39 yaşındaki kadın erkek bir arkadaşıyla yeni oturacağı eve bakmaya gitti. Yanlarında ev sahibi Yaşar Akçakaya da vardı. Eve bir anda boşanmak üzere olduğu kocası girdi. Genç kadın panikle kendini birinci kattaki evin balkonundan attı. Kocası evdeki arkadaşına ve ev sahibine kurşun yağdırdı. Sen bırak abi. Arkadaşı başına aldığı darbe sonucu yaralanmıştı. Kurşunlar ev sahibine isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki Yaşar Akçakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emekli astsubaysa yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Balkondan atlayıp kurtulan genç kadının ve yaralanan arkadaşının sağlık durumu iyi. 27 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği trafik kazası bardağı taşıran son damla oldu. Önlem alınmadığını öne süren mahalle sakinleri ortalığı birbirine kattı. Dağılmamakta ısrar eden kalabalığa polis müdahale edince çok sıcak anlar yaşandı. Yolu kapatan mahalle sakinleri araçlara saldırdı. Polis ve jandarmayla çatıştı. Öfkeli kalabalık uzun süre ikna çabalarına rağmen yolu açmadı. İki çocuk babası 27 yaşındaki İbrahim Akıcı kamyonetin direksiyonundaydı. Çalışma olan yolda tırla çarpıştı. Hurdaya dönen aracın içinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından mahalle sakinleri sokağa döküldü. Önlem alınmadığını öne sürdükleri yolu trafiğe kapattı. Bir otomobilin sürücüsü barikatı aşmaya çalışınca kalabalık araca saldırdı. Polis ve jandarma ekipleri içinde çocukla olan aracı korumaya çalıştı. Valinin olay yerine gelmesini isteyen kalabalığı komutanlar ikna etmeye çalıştı. Sayın Başbakanımız gelse bile, Sayın Valimiz gelse bile emri bana verecek. Grup dağılmayınca çevik kuvvet müdahale etti. Güvenlik güçleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. 5 yaşındaki oğulları güne mide bulantısıyla uyandı ancak aile bunu başta dikkate almadı. Akşam saatlerinde tüm aile bireylerinde benzer şikayetler baş gösterdi ve ne olduğunu anlayamadıkları o şikayetler 40 yaşındaki bir çocuk annesini ölüme götürdü. Amcamın kolu böyle yerde baygın donmuş bir halde yatıyordu. İleriye gittim, yengem vefat etmişti. Eğer biraz daha geç kalsaydı sadece yengesi değil amcası ve 5 yaşındaki yeğeni de artık hayatta olmayacaktı. Doğalgaz sızıntısı bir aileyi parçaladı. Bir çocuğu annesiz bıraktı. 49 yaşındaki Mesut İnç'in Gürcistan uyruklu 40 yaşındaki eşinden 5 yaşında bir oğlu vardı ve 3 kişilik aile işte bu 5 katlı apartmanın 3. katında yaşıyordu ancak o 3 kişilik aileden geriye 2 kişi kaldı. Geçtiğimiz perşembe sabahı çiftin 5 yaşındaki oğlu mide bulantısıyla uyandı. İstifra etmiş çocuk, yüzüne falan yıkamış babası. Zehirlendi diye yoğurt verelim dediler. Hiçbiri ölümün onlara sinsi bir tuzak kurduğunu fark edemedi. Mesut İnç de aynı şikayetleri yaşayınca işe gidemedi. Ondan gün boyu haber alamayan iş arkadaşları gece soluğu evde aldı. Hanımı da açmıyor telefonu, kendi de açmıyor. Ben şüphelendim bu sefer. Şurada amcam yatıyordu, çocuk şurada yatıyordu. Zaten amcam buradan düşerek, imekleyerek gitmiş oraya kadar. Sızıntıdan ilk etkilenen Nana Abasice oldu. Çünkü iddiaya göre şeker hastalığı vardı ve uzandığı yerde uzun süre öylece kaldı. Ve o can verdiği sırada da eşi ve çocuğu da yaşam mücadelesi veriyordu. Şu doğalgaz yanıyordu. Evde aşırı derecede bir doğalgaz kokusu vardı. Ailenin yakınları ve arkadaşları eve geldiğinde evde inanılmaz bir gaz kokusu vardı ve nefes almak imkansızdı. Bir iddiaya göre o sızıntının nedeni şoben ve başka bir iddiaya göre ise açık bırakılan ocaklar Gürcistan uyruklu kadını canından etti. Amcam dedi ki şohbenden dedi. Ben dedi o şohbeni dedi kapattım ama dış kapıyı da açmayı beceremedim dedi. Çocuğun böbreklerinde, beyninde büyük bir hasar kalıyor. Amcamın böbreklerinde çok büyük bir hasar kalıyor. Sadece 3. katında değil, aynı binanın 1. katında da doğalgaz ekipleri kaçak sızıntı tespit etti. Ancak işte 1. katın doğalgaz kombisi burada ve işte bu cam kırığı sayesinde de kaçak içeri girmedi, buradan dışarı çıktı. İhmal var. Neden o doğalgazları kontrol ettirmiyorlar? Babaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Abasice'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk belirlemelere göre ölüm nedeni karbon monoksit zehirlenmesi. Ancak kesin tespit için araştırmalar sürüyor. Gözlerini açtıklarında kızları odanın kapısındaydı. Evi ise alevler sarmıştı. Gece yatarken prizde unuttukları dizüstü bilgisayardan çıkan yangın nedeniyle evlerindeki her şey yandı. Bu kadar genişlikte deri koltuk, kaplamalı. Üzerindeydi laptop. Dizüstü bilgisayarın fişini gece yatarken çekmedi. Alev alan dizüstü bilgisayar evi küle çevirdi. Laptopun fişinden dediler. Raporda, yangın raporunda fişten, kablodan kaynaklı. Edirne'de Beşirik ailesi uykudan uyandıklarında yangının ortasında buldular kendilerini. Prize takılı unutulan dizüstü bilgisayarın fişi alev almıştı. Ailenin küçük kızı dumanı fark edince anne babasını uyandırdı. Hiç farkında değildi be oğlum. Kız geldi, uyandırdı bizi. Anne, yangın vardı. Görüyor musun kıranlarını? Ondan yanmaz. Hiç yok. Allah'ın işine bak ya. Panikle evden kaçtılar ama evleri de küle döndü. İtfaiye yangını söndürdüğünde ise televizyon erimiş, evde yanmayan oda kalmamıştı. Alevler üst kattaki daireye de sıçramak üzereydi. Burada fenalaşıyor beyim. Oradan emekleyerek zor çıkardım onu dışarı. Neyse ki evlerinin sigortası vardı. Hasarın bir kısmı karşılanacak ama bir anlık dikkatsizlik ve unutkanlıkla kaybettikleri anıları geri gelmeyecek. Elektrikli aparatları mutlaka prizlerde takılı bırakmayalım. iyilik yapmak istedi ve hayatından oldu. Adres soran adama elinden geldiğince yol gösterdi ancak o kişinin öldürmek için hasmını aradığını bilemezdi. Tarif ettiği yer yanlış çıkınca hasmını bulamayan adam öfkeden deliye döndü. Adres tarif edemeyen genci kurşun yağmuruna tuttu ve öldürdü. Kavgalı olduğu birini arıyordu, yolda gördüğü bir yabancıya adres sordu. Aradığını bulamadı, geri döndü. Adresi yanlış tarif ettin dedi ve onu öldürdü. Akıl almaz cinayetin zanlısının evinde polis küçük bir cephanelik buldu. Engin Bedir husumette olduğu bir kişiyi bulmak için Esenyurt'a gittiği iddiaya göre yolda rastladığı Beşar Şaul'a o kişinin adresini sordu. Beşar Şaul adresi tarif etti, Engin Bedir adrese gitti ancak aradığı kişiyi bulamadı. Çünkü adres yanlıştı. Aradığı kişiyi bulamayınca geri dönen Bedir'in yanında silah vardı. Kendisine adres tarif eden Suriyeli'ye öfkelenmişti. Engin Bedir aradığı kişiyi bulamayınca geri döndü. Yolda Beşar Şaul'a rastladı ve ona bana neden yanlış adresi verdin dedi. Aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Engin Bedir silahını çıkardı ve Şaul'a ateş etti. Adresi yanlış tarif etti diye onu öldürdükten sonra kaçtı. Polis olay yerine geldiğinde 19 boş kovan buldu. Dedektifler önce kamera görüntülerini incelemeye aldı. 22 yaşındaki Beşar Şaul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet masası dedektifleri Engin Bedir'i yakalamak için çalışma başlattı. Onun bir rezidansta kaldığını belirledi ve o rezidansa baskın düzenledi. Polis evde yaptığı aramada bir uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 3 adet gaz bombası, çok sayıda mermi ele geçirdi. Yapılan incelemede şüpheli Bedir'in Esenyurt'ta uzun namlulu tabancayla bir kişinin yaralanması olayına da karıştığı belirlendi. Polis hareket halindeki araçtan kaldırıma doğru rastgele ateş eden zanlının o görüntülerine ulaştı. 27 yaşındaki suç makinesi cinayet bürodaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ortaokul son sınıf öğrencisi Umut okulun bahçesinde oyun oynuyordu. Okula çok uzak bir noktada bir kamyondan fırlayan tekerlek büyük bir hızla okula doğru gitti ve maalesef küçük çocuğa çarptı. Umut o akıl almaz kazada hayatını kaybetti. Ölüm onu akıl almaz bir şekilde okulun bahçesinde buldu. Kamyondan kopan tekerlek Umut'a hızla çarptı ve onu öldürdü. Seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerlek önce bir akaryakıt istasyonunun bahçesindeki motosiklete çarptı. Ama hızı hiç kesilmedi. Yol kenarındaki okulun bahçesinde oynayan Umut'a büyük bir hızla çarptı. Aksakal Ortaokulu son sınıf öğrencisi Akkaya ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onun ölümüne neden olan tekerlek bir süre okulun bahçe duvarına dayalı halde durdu. Polisler akıl almaz kazayla ilgili soruşturma başlattı. Motosikletiyle hava atmak istedi ancak trafikte yalnız olmadığını hesaba katmadı. Çünkü bir anda duraksayan bir kamyon az kalsın onun hayatına mal olacaktı. Abi budur ya. Ellerini gidondan kaldırdı. Motosiklet sürücüsü gaza yüklendiği anda kamyon sürücüsü frene bastı. Kaza kaçınılmaz oldu. Motosikletteki genç akrobasi yapayım derken az kalsın canından olacaktı. Of arkadaşlar, artistliğin sonu bu oluyormuş demek ki. Kaza Maltepe'de yaşandı. Motosiklet sürücüsü yolu boş görünce gaza yüklendi. Yetmedi, ellerini havaya kaldırdı. Yeşil yanan trafik ışıklarında kamyon sürücüsü frene bastı. Böylece kaza kaçınılmaz oldu. Abi budur ya. Çarptığı kamyonsa duraklamadı bile. Yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsüne çevredekiler yardıma geldi. İyiyim, sıkıntı yok. Şov Haber WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde ise otomobil sürücüsü adeta motosikletteki gencin canına kastetti. Seyir halindeki motosikleti geçmek isterken önce ters şeride girdi. Ardından motorun önüne atladı. Motosiklet sürücüsü yolda otomobili yakaladı, hesap sordu. Dibimden niye geçiyorsun dibimden? Arkamdan devam etsene. Arkamdan değil, dibimden niye geçiyorsun? Devam et, devam. Vereyim internete de görsen bakayım ne oluyor. Dibimden geçiyorsun, dibimden. Siline geçtin az önce, farkında mısın? Kavganın fitilini de görüntüyü internete vereceğim sözü ateşledi. Motosiklet sürücüsünün önünü otomobil sürücüsü kesti. Tamam, bir şey yapmayacağım adam. Sen haklısın, peki tamam abi. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tartışmanın ardından herkes yoluna gitti. Asırlık kestane ağaçlarını kökünden kestiler. Bu doğa katliamına kimse kayıtsız kalmadı. Çünkü yeni dikilen bir fidanın o boya gelmesi için tam 400 yıl geçmesi gerekiyor. Yazıklar olsun. Yani bu ağacı kesen ellere yazıklar olsun. Şu ağaca kıyılır mı? Allah canınızı almasın. Çapı bir insan boyu kadar, geçmişi ise 400 yıl öncesine dayanıyor. Tarihi ağaçları katledenler sadece geçmişi değil, geleceği de yok ediyor. Masif koltuk yapılacak diye hiç bu ağacı kesmeye değer mi? Görenlerin içini acıtan manzara Isparta'dan. Doğa katliamcıları tarihi ağaçların bulunduğu araziyi talan etti. Kısa sürede her biri ortalama 400 yıllık ağaçları kökünden kesti. Şimdi bu ağaçın yetişme yılı 350-400 sene, bunlar yetişecek. Bizim dedelerimizden kalacak. Bundan işte 30 tane masa çıkacak. Yok bilmem ne sanayinde kullanacak. Tarihi kestane ağaçları özel mülke ait bir arazinin içindeydi. Ancak arazinin çok sayıda varisi vardı. Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir manzarayı görünce isyan etti. Geldiler, incelediler ama tabii kesenin kim olduğu belli değil. Çünkü bahçe sahipleri de bu konuda çok sorumlu değil. Ağaçlarının kesildiğinden bahçe sahiplerinin bile haberi yok. 12 kestane ağacının 8'i parçalanıp götürüldü. 4'ü ise kesildikten sonra öylece bırakıldı. Yok kaçak kesince cezası 170 liraymış. Böyle komik şeyler. Ya biz kestaneden bahsetmiyoruz. 400 yıllık bir anıt ağaçta burada korunması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Ağaçları kesenler hakkında tapulu arazide izinsiz ağaç kesmek suçundan zabıt tutuldu. Ancak Fevzi Özdemir'in tek isteği bölgedeki diğer tarihi ağaçları koruyacak bir düzenleme getirilmesi. Şu ağaca kıyılır mı? Askerler oğullarına sürpriz yapmak istediler. Yemin törenine gitmek için kamyonete bindiler. Ancak araçları yolda kaza yapınca yemin töreni yerine onunla hastanede buluştular. Yemin töreninden birkaç saat sonra gözyaşlarına boğuldu. Çünkü tam da o yemin törenindeyken ailesinin geçirdiği trafik kazasının haberini aldı. Onları hastanede ziyaret etti. Korku içindeki askeri teselli etmekte komutanına düştü. Burası askerimizin şöyle baktık kaptık. Anıl Koçak vatan görevini yapmak için Amasya'daydı. Yemin törenine sadece anne ve babasının geleceğini sanıyordu. Halbuki tüm aile ona sürpriz yapmak için Ankara'dan bir kamyonetle yola çıkmıştı. Bir sürpriz yapalım dedik ya, halası falan işte dedi ki sürpriz yapalım, söylemeyin. Ancak Amasya-Çorum yoluna geldiklerinde içlerinde oldukları araç takla atınca tüm aile yemin töreni yerine hastaneye gitti. 6 kişi yaralandı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Anıl Kaplan'ın komutanı kazayı yemin töreni sırasında öğrendi. Hemen Kaplan'ı da yanına alıp hastaneye koştu. Anıl size getirdi. Yemin töreni bitti, yeminini yaptı. Asker oldu artık ha. Nasıl oldu? Çıkık mı var? Sürpriz yaptınız ama yani. Geçmiş olsun. Sürprizin böylesini hiç beklemeyen asker tek tek yatakları gezdi. Bütün yakınlarını gördü. Neyse ki herkesin sağlık durumu gayet iyiydi. Ancak genç askerin ömründen ömür gitti. Yaşadığı korkuyla komutanının omzunda böyle ağladı. Burası askerimizin şöyle baktık kaptık. Ve sırada fırsatçılığın bu kadarına da pes dedirten bir görüntü var. Marketten alışveriş yapan iki çocuk para üstünü almayı unuttu. Hemen arkalarından gelen kadın minikleri uyaracağına öyle bir hareket yaptı ki o anların kamera görüntüleri ağızları açık bıraktı. İki küçük çocuk para üstünü kasada unuttu. Bunu fırsat bilen bir diğer müşteri kaşla göz arasında unutulan 50 lirayı poşetine böyle attı. Bu görüntülerle kayıp para üstünün akıbeti de ortaya çıktı. O kadın aldı. Görüntü Şov Haber WhatsApp ihbar hattına Esenyurt'tan geldi. İki küçük çocuk belli ki aileleri tarafından alışverişe gönderilmişti. Küçük kız bir anlık dalgınlıkla paranın üstü yerine fişi aldı. Sonra da kadrajdan çıktı. Bakın kalmamış vallahi. Sırada bekleyen bu müşteri paranın unutulduğunu fark etti. Ama küçük çocukları uyarmak yerine unutulan 50 lirayı önce perdeledi, sonra da poşetine attı. O kadın aldı. Çocukların annesi eksik para üstü verildiğini düşünerek markete geldi. Kasiyer ise hesabı doğru yaptığından emin olduğunu söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerine bakıldı. Bak 50'yi vermiş. Verdim Özlem Hanım, vallahi verdim ya, sayarak verdim. 50, 60, 70. O kadın aldı. Gerçek de işte o anda anlaşıldı. Görüntüleri izleyenlerse giden 50 liralarına değil, kadın müşterinin çocukların parasını bu şekilde çalmasına sinirlendi. Artık doğumu için günleri sayıyordu. Doğum sancıları da uçakta başladı. Genç anne binlerce metre yüksekte Türk kabin ekibinin yardımıyla bebeğini kucağına aldı. Baksana ağzına yerim ben seni. Sen doğdun mu sen? 13 bin metre yüksekte gökyüzünde merhaba dedi hayata. Annesi uçakta yolcuydu. Aniden doğum sancıları başlayınca kabin ekibinin yardımıyla Kadiju bebek uçakta doğdu. Kalkıştan bir saat sonra yaklaşık hanımefendi doğurmaya başladı. Onu da hostesler fark etti. Daha sonra hostesler yardımcı oldu, işte doğurdu ya. 18 yaşındaki Fransız asıllı Diaby Nafi 9 aylık hamileydi. Burkina Faso'dan kalkan uçakla İstanbul'a geliyordu. Aslında İstanbul aktarmalı Paris'e gidecekti. Ancak uçak Mali üzerindeyken annenin doğum sancıları başladı. Biz servis bitirmiştik arkadaşlarla. Tam biz yemek yiyecektik. Arkadaşımı ön tarafa yollamıştım. Bir hanımefendi doğum yapıyor şu an. Hanımefendiye doğru gittim. Hanımefendi evet zaten... Başlamıştı. Yardımcı olduk. Uçak 13 bin metre yüksekteydi. Genç kadının yardımına hemen kabin ekibi yetişti. Bu gibi durumlarda anne ve çocuğun hayatı söz konusu olursa en yakın yere dayıörtü tercih ederiz. Ama baktık her şey çok çabuk gelişti. Doğumun gerçekleştiğini söylediler. Kabin ekibi her türlü acil duruma hazırlıklıydı. Eğitimlerini ona göre almışlardı ve anne onların desteğiyle bebeğini dünyaya getirdi. Baksana ağzına yerim ben seni. Sen doğdun mu sen? Bebek uçaktaki hosteslerin eline doğdu. Bir saatlik uçuşun ardından uçak Burkina Faso'ya geri döndü. Anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Annesi bebeğe Kadiju ismini verdi. Okundu. Yolcumuz vardı. Kulağına ezan okudu, ismini söyledi. Çok yolcularımız para verdi. Kabin ekibi Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler tarafından karşılandı. Anne ve bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ülkelerinden hayatta kalabilmek için kaçtılar ama insan tacirleri çoluk çocuk 30 çaresiz insanı Akdeniz'in ortasında ölüme terk etti. Eğer Türk donanması olmasaydı hepsi açlık ve susuzluktan ya da boğularak can verecekti. Teşekkür ederim. Ne 4 gün boyuna ölüme terk edildiklerinden haberdarlar ne de onları bekleyen belirsizlikten. 5'i çocuk 30 kaçak göçmen denizin ortasında kaderleriyle baş başaydı. Bir ihbarla ölümün kıyısından alındılar. 30 Suriyeli Mersin'den çıkmıştı yola. Hedeflerinde önce Kıbrıs, ardından Avrupa ülkelerine ulaşmak vardı. Ancak bir süre ilerledikten sonra teknenin Suriyeli kaptanı benzin bitti dedi ve başka bir tekneye binip onları ölüme terk etti. 5'i çocuk 30 kişi 4 gün boyunca Akdeniz'de başlarına ne geleceğini bilmeden aç susuz bekledi. Bir yük gemisi batmak üzere olan tekneyi fark edince Antalya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na haber verdi. Mersin'den Antalya açıklarına sürüklenen teknedeki 30 kişi kıyıya getirildi. Günlerdir yaşadıkları korku çocukların gözlerine yansımıştı. Büyüklerse biner dolar vererek çıktıkları ölüm yolculuğundan sonra hayata dönmenin mutluluğunu yaşıyordu. Sahil Güvenlik Komutanlığı onlara yemek ve battaniye verdi. İşlemlerin ardından da emniyet güçlerine teslim edilecekler. Su boruları tıkandı, apartman sakinleri arıza ararken kedi yavruları buldu. Sevimli yaramazlar boruya öyle bir sıkışmıştı ki tek başlarına çıkmaları imkansızdı. Hemen operasyon başladı. Kurtuldukları o ansa yürekleri ısıttı. Yaramazlar sıkışmış buraya. Ay yavrum, kıyamam. Su borusunun içinde 4 yavru kedi vardı. Onların yardım çığlıklarına apartman sakinleri duyarsız kalmadı. Ekipler uzun süre nerede olduklarını bulmaya çalıştı. Sonunda minik yaramazlar borunun ağzında göründü. Bursa'da 2 aylık yavru kediler bir apartmanın su borusuna saklandı. Girmeleri oldukça kolaydı. Ancak çıkmaları o kadar kolay olmadı. Dirseğe kadar yok. Evet, yukarı kaçtı. Yavrulardan 2'si bulundu ama diğer 2'si ters yönde gitmeye çalıştıkları için borunun içinde sıkışıp kalmıştı. Burada arkadaşlar. Ekipler önce boruya su döküp kediler çıksın diye uğraştı. Sonuç alamayınca boruyu kestiler ve yavru kediler göründü. Bu kez ekipler onları almakta güçlük çekti. Isırmasın, dikkat edin. Eldiven var, istersen alalım. Yaramazlar sıkışmış buraya. Ay yavrum, kıyamam. Kurtarıldılar ama korkuyorlardı. Apartman sakinleri onları sağ salim görünce rahat bir nefes aldı. Bir süre kurtarma ekiplerinin kucağında tuttuğu kediler barınağa götürüldü. Şunu kurulayalım mı? Bahar temizliği yapıyordu. Evdeki kablolar kısa devre yapınca yangın çıktı. Evlerindeki her şey küle döndü. Yangın söndürüldüğünde 5 ay sonra evlenecek olan kızlarının çeyizinden de geriye hiçbir şey kalmamıştı. İki katlı evde başlayan yangın söndürüldüğünde ev harabeye dönmüştü. Ailenin 40 yıllık birikiminden de, evlenecek kızlarının çeyizlerinden de geriye hiçbir şey kalmamıştı. Zaten bir aydır boşanmıyordum ben. Hazırlıklar başlıyordu. Yorgan, yatak hepsi hazırdı. Hepsi gitti yani, bir şey kalmadı. Kül oldu gitti. Aslan ailesinin evinde önceki gün bahar temizliği vardı. Temizlik bitti, ev halkı dinlenmeye çekildi. Akşam saatlerinde ise ev bir anda alevlere teslim oldu. Bir anda priz patladı, kız kardeşim gördü. Söndürmeye çalıştık, olmadı. İddiaya göre elektrik prizinden başladı yangın. İtfaiye erlerinin müdahalesi sırasında da aksilikler yaşandı. Hortumun bağlantı yeri çıkınca ekipler onu takmak için uğraştı. Alevler söndürüldüğünde ise evdeki manzara içler acısıydı. Abimin evi, annemin evi, bütün hepsi yandı. Ne zorluklarla ne şeylerle geldi ama bunu. Düğün hazırlıkları yapan İpek Aslan'ın çeyizleri de küle döndü yangında. Genç kız birkaç ay sonra evlenecekti. Aileyi ziyarete gelen kaymakam ve belediye başkanı destek sözü verdi. Genç kızın tek isteği ise ailesinin giden 40 yıllık birikimlerine kavuşması. Ben ailemin sağlığı yerinde Osman'dan ziyade de aileme yaşa gelsin belki sorun değil ya. Ben yine belki çabayla yaparım ama... Gerisi her şey Allah'tan gelir. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sırt jetleri artık hayal olmaktan çıktı. Hatta yakın zamanda havada uçan bir adam görürseniz şaşırmayın. Portatif jet yapmayı başaran çılgın mucit yeni bir rekor kırmakla kalmadı. İsteğini, icadını kiralayacağını da açıkladı. Alabildiğine özgürlük, icadını böyle tanımlıyor. Görüntülere bakınca da hak vermemek imkansız. Frank Zapata insanlığın en büyük hayallerinden birini gerçeğe çevirdi. Havada kuşlar gibi süzülmenin yolunu buldu. Prototip jet neredeyse seri üretime hazır. Çılgın mucit ne kadar güvenli olduğunu göstermek için bir kez daha kameraların karşısındaydı. Atlantik Okyanusu kıyılarında saatte 150 kilometre hız yaptı. Havada uzun süre kalabilen prototip jetle bulutların üstüne çıkmak bile mümkün. 3000 metreye kadar yükselebiliyor. Tek tehlike havada uçan uçaklar. Zapata'nın icadı nasıl çalışıyor hala büyük bir sır. şimdilik satışa sunulmadı. Fiyatının ne kadar olacağı da belirsiz. Çılgın mucit İngiltere ve Amerika'dan denemek isteyen olursa kiraya verebileceğini söylüyor. Tabii yüklü bir bedel karşılığında. Anne babalar bilir, bebekler genelde akşam yatmayı, sabah da kalkmayı bilmezler. Hal böyle olunca miniklerin uykuyla imtihanı kimi zaman komediye dönüşüyor. Başını dik tutmakta bile zorlandı. Yemek masasında kendinden geçti. Önünde zaten bir lokma bir şey vardı ama gözü onu bile görmedi. Adı Cameron, daha 2 yaşında. Ailesiyle birlikte gezmeye gitti. Gün boyu da uyumayı reddetti. Eve döndüklerinde artık tükenmiş durumdaydı. Yemek masasına oturtuldu ama değil ağzına lokma atmak, gözünü açacak hali yoktu. Öğle uykusuna yatmamanın bedelini öderken annesi de bu anlarını çekip sosyal medyada paylaştı. Daha 2 yaşındaki minik kendi çapında bir şöhrete kavuştu. Ve Çatalca'da çiftlik evi görenleri hayrete düşürdü. Çünkü hayvan kaçakçıları kendilerine adeta bir hayvanat bahçesi kurmuştu. Kafeslerde cins kedi ve köpeklerin yanı sıra kar leoparından vahşi kurtlara kadar ne ararsanız vardı. Cins köpeklerden kedilere, egzotik hayvanlardan kuşlara ne ararsanız var. Ancak burası bir hayvanat bahçesi ya da barınak değil. Hayvan kaçakçılarının merkezi. Polis gelen bir ihbar üstüne harekete geçti. Ancak böylesini onlar da beklemiyordu. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Çatalca'daki çiftlik evine baskın düzenlediklerinde gözlerine inanamadılar. Çiftlik evi adeta hayvanat bahçesini andırıyordu. İçeride yabani kurtlardan değişik cinsli köpekler, hatta yeşil başlı ördek ve Asya leoparı bile ele geçirildi. Nereden geldikleri ya da nereye gittikleri belli değil. Ama hayvan kaçakçılarının çiftlik evinde 28 cins köpek, 8 kuş, 3 cins Bengol kedisi bulundu. Ancak sadece evcil değil, nesli tükenme tehlikesi altındaki vahşi hayvanlar da bulundu. 6 kurt, 1 Asya leoparı, ikisi yeşilbaş, 6 ördek polisleri şaşkına çevirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Vahşi hayvanlarsa sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra yetkililere teslim edildi. WhatsApp ve VIP ihbar hatlarımızı hatırlatalım. 0536 266 90 00 ya da 90 02. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Show Haber'in sonuna geldik. Yarın akşam Show Haber'i Pınar Erbaş'ın sunumuyla izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.